Bursa Haber TV'den, Bursa Gündemi programından herkese merhabalar. Canlı yayında karşınızdayız. Bugün konuğum Bursa Spor Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu. Bu teknik adı herkesin anlayacağı dilde altyapı koordinatörü ya da altyapı sorumlusu diyeyim. Sayın Mesut Ünal. Mesut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihat Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Öncelikle teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi hocam biz tabii Bursa Sporlu Mesut Ünal diyebiliyoruz. Ama şimdiki nesil Enes Ünal'ın babası Mesut Ünal diyebiliyor. O yüzden daha yaşı küçük kardeşlerimiz için biraz böyle Mesut Ünal'ın Bursa Spor zamanından başlayalım istiyorum. Altyapıyı tabii olur, konuşacağız. Olur, orada da tabii. Çok konu var ama. Gayet iyi olur. Bir özetleyelim mi o yılları, efsane yılları? Vallahi şimdi ben her zaman söylüyorum. Biz aslen Bursalı değiliz. Aslen Eskişehirliyiz. Benim rahmetli babam Bursa'da polisi görevi yaparken 40 sene önce ben Bursa Spor seçmelerine geldim. Vakıfköy tesislerine. O günün şartlarında seçmeleri kazandık. Ondan sonraki işte sırayla işte yıldız takım, genç takım, amatör takım onlarda oynadıktan sonra 93-94 sezonunda da A takıma yükselme başarısını gösterdik. Ondan sonra işte Bursa Spor profesyonel takımda futbolculuk hayatımız, yani Bursa Sporlu Mesut olarak, Mesut'un olarak futbolculuk hayatımız başlamış oldu. Ondan sonra bir 7 senelik, 5-6 senelik Bursa Spor sürecinden sonra Sakaryaspor'a transfer oldum. Ondan sonucuma 2005-2006 sezonunda o Bursa Spor'un ikinci de şampiyon olduğu sene tekrar takım kadrosundaydım. Kaptanlarından biriydim. Böylece bir yani Bursa Spor ve Sakaryaspor olarak 15 senelik futbol hayatımız olmuş oldu yani. Biraz çalıştığınız hocalar Piontek var. Biyediç var değil mi? Necet Hoca var. Yılmaz Vural var. Yılmaz Vural. Gordon Milne var. Ondan sonra Rasim Hoca var. Rasim Kara var. Bursa Spor'da. Hep de büyük isimler. Evet. Ve hatırladığım kadarıyla Baliç var. Musisi var değil mi? Oynadığınız kadrolarda. Tabi onlar o zaman şey yani. O zamanki Bursa Spor kadrosunu Flash Yıldız. Intertoto'da da var mıydınız hocam? Vardım. Intertoto'da da vardım. Hatta oradaki İngiltere'deki Wimbledon maçında bir gol atmak bize de nasip oldu. Öylece o Intertoto kupasına dahil olmuş olduk yani. Defans oynadığınızı da hatırlatalım. Evet. Defans oynuyordum. Stoper oyuncusuydum. Çok yetenekli değildim. Yok iyi yani hırslıydınız yok, hocam. Yok hırslıydım mücadeleci. Tabii bizim de kendimize göre artılarımız vardı. Onu niye söylüyorum? Şimdi Enes forvet oynuyor ya ben defans oynuyorum falan. Oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz hocam. Ondan ama şu var zaten. Tekniği iyi olan adamı defansta kimse harcamaz ki. Evet. Yani hani boy post var stoper olacak. Forvet yapar o zaman. Yani şey vardı bizim de kendimize göre artılarımız vardı. Mesela takım oyuncusuyduk, takım için oynuyorduk. Hırslıydık. Görev adamıydınız. Mücadeleciydik ve görev adamıydık. Yani o günün şartlarında yani bu özellikler bize yani çalışma ile birlikte 15 sene üst düzey futbol oynama imkanları sundu. Bazı hocalar böyle değişiklikler yapar ya hocam dener başka şey. Sizi hiç denediler mi başka bir yerde? Beni şey Gordon Hoca, Gordon Mill'le sağ bek oynattı. Bir 10 maçlık Bursa Spor'da sağ bek sürecimiz var. Tabii ben sağ bek oyuncusu değilim, stoperim yani. O zaman da söylüyordum ama onun istediklerini yaptığımız o için... O zaman ağırlık 3-5-2 oynanıyordu bir de değil mi hocam? Yok, biz Bursa Spor'da Gordon'la beraber 4-4-2 oynadık. 4-4-2 sisteminde. O zaman çok fazla çıkmıyordunuz. Yani çıkmıyorduk. Tabii biz orada ne yapıyorduk? Yine bir stopere yakın görev anlayışı vardı. O şekilde bir 10 maçlık sağ bek mücadelemiz de oldu. Şeyi de sorayım hocam. Bursa Spor'dan o ilk gidişinizde sanki biraz bir kırgınlık gibi bir şey de vardı galiba değil mi? Kırgınlık var tabii. Şöyle vardı. Mesela o sezon ben... Yani takımın en fazla maç oynayan oyuncusuydum yani. İşte bir de 25 yaşındaydık yani tam böyle en verimli gireceğimiz döneme gelmiştik yani. En verimli dönemimize gelmiştik. Yani ayrılabilirsin, gidebilirsin ama üzücü olan şu oluyor tabii o dönemlerde. Mesela senin yerine alınan oyunculara o dönem bakıldığı zaman işte yani bunu açık yürekte söylüyorum, o zaman da söylüyordum. İşte 2-3 tane oyuncu alınmıştı. Üçünü toplasan bir tane Mesut yapmıyordu yani. Kırgınlığımız bu neydi yani? Eldekinin kıymetinin evet. Bilinmediği yıllar. Çok transfer evet. Yapılan yıllar. Sonuçta ortada zaten. Şimdi hocam Bursa Spor'un Türkiye Kupası aldığı zamanlar var. İşte Tülipan, Kerekeşler falan yani o herkes hatırlıyor. Türbündeydik o zaman çocukluk döneminde. Yani biz de zaten yakın yaşlarımız. Siz 73'lüsünüz değil mi hocam? 73'lüyüm evet. Ama göstermiyorsunuz yaşınızı. Bir de sanıyorum... şimdi Enes 27 galiba. 27. Siz bayağı erken evlenmişsiniz hocam o zaman. İşte ben 22 yaşını bitirdim. O zaman evlendim yani. Şey hatta evde annem babamdım. Ben dedim evleneceğim dedim. Onlar da tamam oğlum hayırlı olsun dediler yani. O şekilde evlendik. Bakıyorum iyi ki de evlenmişiz yani. Aslında bir futbolcular da dersin telinde evet. Belki hakikaten futbolcular düzenli aile hayatı erken evlendiği zaman çok daha istikrarlı ve uzun yıllar oynayabiliyorlar. Vallahi ben tavsiye ederim eğer mesela inandıkları bir aile kızı bulur, denk gelirse ya da böyle anlaştıkları bir
hanımefendi denk gelirse yani evlenmelerini tavsiye ederim. Yani. Önemli değil mi o disiplin? Önemli hocam. Bence çok önemli yani. Peki hocam, şimdi baktığımızda işte demin tam onu söylüyordum. Türkiye Kupası aldığımız yıllar falan ama Bursaspor'un en efsane iki dönemi var. Bir, 2010'daki şampiyonluk. İki, Intertoto dönemi. Evet. Ve siz onlardan birinde Intertoto zamanında evet. vardınız. Ben hatırlıyorum. Türkiye genelinde inanılmaz bir sempati vardı Bursaspor'a. O ruhu yani şampiyonluktan sonra bir iki sezon gene fena değildik ama bakan bu falan. Onlar da gittikten sonra Şenol Güneş sonrası falan. O eski hava kalmadı Bursaspor'da. O dönemki şeyi nasıl anlatırsınız futbolu? Özellikle o Intertoto zamanı, buradaki Kazuruya maçı vesaire. Şimdi Intertoto'nun şöyle bir avantajı vardı. Yani o dönem şey yani ligler bitmişti. Yaz dönemiydi. İşte biz biraz erken başladık çalışmalara. Dolayısıyla yani ligler başlamadığı için, televizyonlarda diğer maçlarda oynanmadığı için yani odak noktası Bursaspor olmuştu. Zaten o dönem UEFA da bunu Avrupa genelinde o boşluğu doldurmak evet, gibi bir hani boş geçmesin o aylar diye. Aynen dediğiniz gibi olmuştu. İşte biz de Bursaspor kulübü olarak ve takımı olarak yani iyi bir giriş yaptığımız için çok ses getirdi. Zaten taraftarımız muhteşemdi yani orada atmosfer de çok güzel oluyordu. Dolayısıyla otomatikman Bursa'nın gündemine yani futbol anlamda, spor anlamda oturmuş olduk. Gerçekten çok değerli günlerdi. Şimdi hocam, Enes'in forvet olmasında sizin tabii ki yetiştirirken etkiniz var da şunu merak ediyorum. Ya oğlum biz işte defans oynadık yıllarca, hiçbir zaman forvetler gibi kıymeti bilinmiyor, yıldız olmuyor deyip bir yönlendirme yaptınız mı yoksa kendi mi tercih ettin? Yok, hiçbir yönlendirme yapmadım. Hatta ben ona şey futbol oynanından bile haberim yoktu. İşte o zaman ben Sakarya dedim. Bir gün bana dedi, baba dedi, ben antrenmana gideceğim dedi. Ne antrenmanı oğlum dedim, yani ben dedi böyle Sakarya Spor'la antrenmana gidiyorum dedi. İyi dedim, git dedim. Hatta bir gün de ben kendim götürdüm böyle. Bir baktım bir pozisyonda iki kişinin arasından çıktı böyle, tamam dedim, bunda bir şeyler var yani filan. Ondan sonra baktık gerçekten şey yeteneği zaten o sene sonunda ben Bursa'ya geldim yani Bursaspor'a 2005-2006 aslında sezonunda. İlk antrenmana Sakarya'da gitti Enes. Sakarya'da başlamış yani öyle kısa bir süre, 3 aylık bir sürede. Ondan sonra işte Bursa'ya geldik. İşte Bursa'ya gelince de o zaman bizim şey Bursaspor futbol okulları yoktu. Bizim Profesyonel Futbolcular Derneği vardı. Bir ay oraya gitti. Ondan sonra Bursaspor'un seçmelerine geldi. Bursaspor seçmelerine gelince de ben o zaman şeyde Nevşehir'de kamptayım. Takım kaptanlarından biriyim. Beni aradı. Baba dedi, ben dedi Bursaspor seçmelerine gidiyorum dedi. Ben de iyi oğlum, hayırlı olsun dedim ama yetenekli olduğunu biliyorum yani. Şeyde falan. İşte o gün seçmeleri kazanıyor. İşte hatta iki tane oyuncuyu seçmişler o gün. Enes'in Bursaspor süreci o şekilde başlamış oldu. Ama yetenek olarak, potansiyel olarak bakıldığı zaman yani ikimiz çok çok farklıyız. Ben ona hep takılıyorum. Annesini de onur etmek için. Sen diyorum yeteneklerini annenden aldın herhalde. O zaten kendi şeyle gitti yani. Tabii kendi şeyle. Zaten o mesela o oynadıkça ondan sonra yani onun için doğru mevkinin santrofor olduğu ortaya çıkmış oldu. Enes'in bugün Avrupa'da oynadığı kulüpler, yaptığı transferler zaten bunu gösteriyor ama bu söyledikleriniz de altyapıda aslında Enes'in hiç torpil olmadan evet. yürüdüğünü gösteriyor. Mesela Sakarya'da haberim yoktu diyorsunuz. Evet. Nevşehir'deydim. Bursaspor takım kaptanısın, Nevşehir'desin. Şimdi işte o dönem mesela Bursaspor'un seçmesi oluyor. Yani o altyapıda koordinatör olan, antrenör olan arkadaşlarımız da bizim şey, o dönem arkadaşlarımız yani arayabilirsin de yani anlatabildim. Ben hiç arama ihtiyacı duymadım yani şeyde. Ve o gün enteresan diyelim mesela 150 tane oyuncu gelmişse 2 tane oyuncu seçiyorlar. İşte bir tanesi bizim Enes. Hatta bakıyorlar ya diyorlar şöyle bakalım Enes kimin oğlu diye. Bakıyorlar bizim çocuk çıkınca ya diyorlar tutup da Mesut'un oğlunu seçtik. Öyle de bir şey espri yapıyorlar kendi aralarında. Seçerken bilmiyorlarmış yani. Ya bilmiyorlar, onlar da bilmiyorlar. Peki hocam şöyle bir güzel örnek oldu Enes aslında. Hani yıllardır Bursaspor'un eski Süper Lig'de olduğu yıllarda da bu. Gerek altyapıdan yetişen olsun gerek dışarıdan azıcık parladığında ya ben işte önce bir Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gideyim. Oradan Avrupa. Enes direkt Bursaspor'dan Avrupa'ya gitme yönünde de aslında geridekilere hani bakın illa evet. hani taraftarı da kızdırıp burada bir kulübe yani. Gitmeniz şart değil. Direkt gidebilirsinizin bir örneği yani. De oldu. O süreç nasıl oldu hocam? Şimdi Enes bir kere şey çok yani karakterli ve çalışan bir çocuk. Şimdi delikanlı hatta baba oldu. Ben hiç tanımıyorum. Aile babası. Duruyor dışarıda. Evet. Aynen öyle. Yani Enes şimdi hem Bursaspor'da hem de milli takımda oynadığı için yani çok Avrupa kulübünde dikkatini çekti. Dolayısıyla yani o zaman Bursaspor'da Süper Lig'de, işte diğer o sizin saydığınız İstanbul takımları da Süper Lig'de. Dolayısıyla Bursaspor Süper Lig'de olduğu için yani herhangi bir İstanbul takımını zaten tercih etmeye gerek yok yani şeyde.
Ve o mesela Avrupa'dan şey olmasaydı, teklif olmasaydı bile yani büyük bir ihtimalle Bursaspor'da devam ederdi. Yani ben bir İstanbul takımına gideyim diye hiçbir zaman bir düşüncesi olmadı. Ve böyle Avrupa imkanı da olunca hem kulübüne kazandırmış oldu hem de kendi kazanmış oldu. Ve dolayısıyla dediğiniz gibi de çok da güzel bir örnek oldu. Rol model olmuş oldu yani. Son durumu ne hocam? Yani çok sakatlıklar yaşadı. Enes'in şimdi son durumu İngiltere'de. Enes geçen sene İspanya'dayken yani sezonu çok iyi bitirecekken bir çapraz bağları koptu. Ondan sonra işte ameliyat oldu. Bir 6 ay, 7 ay, 8 aylık iyileşme süreci oldu. Derken iyileşti, oynamaya başladı. İşte Bournemouth takımına gitti, iyi form yakaladı. Derken milli takım kampına geldi. Bu sefer de kampta ayak parmağı kırıldı. O da bir 3 ay sürdü. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'nı da kaçırdı. İşte şimdi daha yeni iyileşti. Çok güzel kendini göstereceği bir ortam. Tabii bir ortam vardı. Ama biz diyoruz her işte bir hayır vardır diyoruz yani. Şimdi ben bakıyorum işte 3-4 maçtan beri sonradan oyuna giriyor. Yeni form tutmaya başladı. İnşallah daha iyi olacak yani ailesiyle. Enes'le ilgili son bir önerim var hocam. İmkan olur da hani siz de şu an altyapının başındasınız. Bu yaz dönemi tatilde olur belki. Yani bir getirip vakıfta çocuklarla buluştursanız. Onlara bir rol model olarak hani bak buradan çıktı şimdi Avrupa'da gibi. Öyle bir düşünceniz var mı bilmiyorum ama çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Medyatik de olur bu iş. Tabii öyle bir düşüncemiz var. Hatta mesela biz şimdi buraya göreve başladığımızda onlar şeydi, ailesiyle beraber tatilde bir bizdeydi ama şöyle bir dezavantaj vardı. Koltuk değnekleriyleydi. Dolayısıyla o şekilde gelmesini de uygun görmedik yani. Tabii ki. Şimdi yani devir arasında da sizin dediğiniz gibi yazın. O tatil döneminde geldiği zaman öyle kapsamlı bir ziyaret yapmayı kendisi de düşünüyor yani. Çok da güzel olur hocam. Peki hocam artık gelelim altyapıya. Gelelim. Şimdi sizin bugünü ve yapacaklarınızı konuşmadan önce derdimiz var çünkü bizim Bursa Sporları olarak o konuda. Önce o kısmı bir hani ortaya koyalım istiyor. Şimdi biz de oğlanı Bursa Sporlu yaptık. İşte 13 yaşında şu an. Çocuk bir gün yüzü görmedi yani. Takım Süper Lig'den düştü, birincilikten, ikincilik. Şimdi ben TFF 1'e düştüğümüzde dedim ki oğlana, o zaman işte herhalde 7-8-9 yaşlarında. Ya dedim bizim altyapımız var ya, TFF 1 ne olacak? Transfer yasağı olsa ne olur yani, bizim altyapımız tak 2'ye düştük. Bu sefer 2'de söyledim. Dedim ki ya 2'de de oynar herhalde bizim altyapı. Gene düştük. Şimdi oğlan bana bu sene diyor ki baba sakın transfere gerek yok deme, görüyorsun diyor. Şimdi şu soru geliyor hepimiz haklı olarak. Ya koskoca Bursaspor'un Vakıfköy'ü ikinci şampiyonlar oradan çıkacak dediğimiz zamanında şimdiki Süper Lig'e yükselen bir takım var. Tamamen altyapı arkasında hiç uğraşmadan kendiliğinden Süper Lig şampiyonluğuna çıkan bir altyapı. Ya diyoruz bu altyapı birincilikte oynamayacaksa ikinci ya kapatın o zaman yani Vakıfköy'ü. Evet. Yani TFF 1'de 2'de hatta 3'te oynayacak. Bu taraftar görüşü tabii içeriği bilmeden söylüyorum ya da bir dışarıdan izleyen olarak. Niye böyle oldu hocam? Normalde sizin de fikriniz bu değil midir? Yani Bursaspor'un altyapısı TFF 2'de, TFF 1'de rahatlıkla oynaması gerekmez mi? Şimdi şunu söyleyebilirim. Tabii ben 10 sene önce altyapı sorumluluğu yapmıştım. Ondan sonra işte bazı sebeplerden dolayı ayrılmam gerekti. Ayrılık 10 senelik süreçte de bakıldığı zaman Bursaspor yani maalesef 3. lige düştü. İnanılır gibi mi? İnanılır gibi değil. Ve bu süreçte sizin de çok doğru, güzel bir noktaya parmak basıyorsunuz. Bu düşüş sürecinde işte Bursaspor'un transferi kapalı olduğu dönem oldu. İşte PTT'den 2. lige, 2. ligden 3. lige ve bu süreçte biz yani %80 %90 bizim altyapı oyuncularıyla oynadık. Ha, o zaman burada şunu sorgulamak lazım. Yani bizim Vakıfköy Bursaspor altyapısı gerçekten Türkiye'nin en iyi altyapısı mı yoksa biz bugüne kadar güzelleme mi yaptık? Şimdi bu gerçekleri sormak lazım. Ya da önceki dönemlerde mesela Bursaspor işte bana da soruyorlar. İşte Bursaspor altyapısında X takım akademi şampiyonu oluyor. 17 oluyor, 14 oluyor, 15 oluyor. Ben de diyorum ki biz şu gerçekleri gördük. Bursaspor altyapısında ya da Türkiye'nin altyapı gerçeğinde akademi gerçekleriyle profesyonel hayat gerçekleri çok farklı. Arada çok büyük mesafe var. Biz bu mesafeyi nasıl doldurabiliriz? Bunun mücadelesini yapmamız gerekiyor. Şimdi geçerli mesela işte Bursaspor'un transferi açıldı. İşte geçen sene bir sürü bizim altyapımızdan çıkan oyuncu Bursaspor formasını giyiyordu. Düştük mü? Düştük. Şimdi transfer açıldı. İşte 16-17 tane transfer yaptık. Üçüncü ligde oynuyoruz. Kontenjan durumu olmasa belki şu an için
şu an için diyorum. Belki 2 ay sonra olur, 3 ay, 5 ay sonra olabilir. Altyapıdan şu an için direkt oynayacak A takımda bir oyuncu görebiliyoruz mu? Maalesef göremiyoruz yani. Bilmeyenler için onu hatırlatalım. Böyle bir zorunluluk var. Tabii kontenjan zorunluluğu var mesela. Kontenjan zorunluluğu olmamış olsa belki hiçbiri oynayamayacak yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yani bu süreç bizim gerçeklerle yüzleşme adına çok iyi bir süreç oldu diye düşünüyorum. Çünkü ben 10 sene önce de aynı şeyleri söylüyordum. Şimdi de aynı şeyleri söylüyorum. Yani biz arkadaşım güzelleme yapmayacağız. Yani gerçekler ve doğrular neyse onun üzerinden gitmemiz gerekiyor. Anlatabildim mi? Ha, o zaman ne yapmamız gerekiyor? Şimdi benim 3 tane önemsediğim kelime var. İşte liyakat, hakkaniyet, adalet. Anlatabildim mi? Biz o zaman Vakıfköy'e, yani bu Mesut Ünal olur, başkası olur, fark etmez. Yani Mesut Ünal eğer liyakati yetmese o da orada olmayacak. Bir kere liyakatlı insanları getireceğiz. Şimdi bu liyakatlı insanlar kadro yapılanmalarında hakkaniyetli davranacaklar. Orada hak ediş. Kim orada olmayı hak ediyor oyuncu anlamında? Bunları soracağım hocam tek tek. Hı. Ama hani bir saptama yaptınız ya. Evet. Acaba biz hani Vakıfköy'ü gözümüzde mi büyütüyoruz, evet, güzelleme mi yapıyoruz? Ama şimdi bugün baktığımızda işte Enes Zeki de sanıyorum oynadı Avrupa'da. Şimdi Avrupa'da oynayan var bizim altyapıdan çıkıp. Evet. Süper Lig'de oynayan var. Milli takımda hala bizim altyapıdan. Şimdi bu güzelleme değil aslında, varmış ama arada şimdi, bir dönem yaşamışız bir sanki hocam. Bir fetret dönemi yaşadık yani. Son 10 yıllık süreçte. Mesela şimdi oraya da gelecektim. Mesela şimdi o zaman Bursa Spor'un neredeydi? Süper Lig'de. Şimdi Süper Lig'de, peki Süper Lig'de bir altyapıdan çıkan oyuncunun oynama ihtimali kolay mı? Değil. Çok zor. İşte bizim dönemimizde de öyleydi. Mesela işte önünde 4 tane 5 tane defans oyuncusu oluyordu. Şimdi o zaman sen ne yapıyordun? Şimdi altyapıda da oynamak zor. A takıma çıkmak daha zor. O zaman ona göre konsantre oluyorsun, ona göre motive oluyorsun ve ona göre çalışıyordun yani. Anlatabildim mi? Ama maalesef şu son 10 yıllık süreçte işte Bursa Spor'un düşüşüyle beraber altyapıda oynamak da kolay olmuş. Bursa Spor'un transferinin kapalı olma sürecinde altyapıda oynamak da kolay olmuş. Kolaylaşmış yani. Şimdi bizim işte mesela özellikle üzerine durduğumuz konu, Bursa Spor altyapısında çocuk hangi yaş grubunda olursa olsun Bursa Spor altyapısında oynamanın zorluğunu anlayacak ki A takıma çıktığı zaman o zorluklarla mücadele edebilsin. Peki hocam, yine o ara döneme dönersek hep konuşulan konu, tribünde de duyduk bunları, işte Bursa Spor 1'den 2'ye 2'den 3'e düşerken millet hep şöyle diyordu yani. Ya işte görüyorsun, torpillileri doldurmuşlar, evet, takımın haline bak. Bu mu? İşte ikinci, çünkü hani eskiden hatırlayın, evet, takım Süper Lig'de direkt alıp bir oyuncu koyamıyordunuz ama işte Enes geldi öyle mesela, Galatasaray'a da işte gol atıp Türkiye Liglerinin en, evet, genç yaşta gol atan oyuncusu oldu ve Galatasaray attı yani bu golü, oyuna girer girmez. Bu örnekler var ama şu da oluyordu genellikle, işte direkt Süper Lig'e çıkaramadığınız için işte Bandırma Spor, Balıkesir Spor, Karacabey, İnegöl buralara kiralık veriyordu yetişsin vesaire. Sonra ışık gördüklerini alıyordu Bursa Spor. Ama bu son 10 yıl belki hakikaten söylendiği gibi torpille vesaireyle mi oldu bu işler? Vallahi şimdi böyle şeyler... İsim yani, sormuyorum, somut anladım, sormuyorum şimdi, o yüzden. Anladım. Şimdi böyle şeyler söyleniyor. Yani yaşanmamıştır diyebilir miyim? Diyemem. Açıkçası anlatabildim mi? Çünkü bu işler zor işler değil. Yani yeter ki sen orada niyetine girse senin arkadaşın olur, yöneticinin oğlu olur, yöneticinin arkadaşı olur filan. Eğer sen de orada koltuk sevdalısıysan ya da mesela bu işe mideden bağımlıysan işte yani yapabilir misin? Yapabilir misin? Ama yaptılar mı? Demem yani. Ama çıktıya bakınca hak etmeyenlerin geldiğini söyleyebiliriz. Ama mesela şeye baktığın zaman işte bu Bursa Spor'da geçen sene profesyonel oyunculara da baktığın zaman yani bu çocuklar erken profesyonel oldu, belki olmaması gerekenler oldu. İşte hazır durumda olmayanlar erken oynamak zorunda kaldılar. Ama genel olarak mesela bir baktığın zaman yani yıllardan beri insanların konuştuğu bir torpil olayı maalesef konuşuluyor mu? Konuşuluyor. İnsanlar konuşacaktır yani. Şeyde mesela senin çocuğunu gönderirim ben dersin işte altyapıda torpil yapılıyor diyebilirsin. İnsanlar konuşacaktır. Ama burada mesela oradaki yetkili insanların önemli olan kendinden emin olması ve ne yaptıklarını bilmesi diye düşünüyorum. Böyle yani, taleplere direnç göstermesi. Tabii direnç göstermesi gerekiyor. Şimdi bizim de mesela biz bu görevi kabul ederken işte sağ olsun yine Enes Başkan'ın bizi davet ettiğinde benim aynen şu talebim oldu. Başkan dedim, bak ben yani futboldan biraz kendimi uzak tutuyordum. Ama Bursa Spor'un bu sürecinde elimi taşın altına koyarım ama dedim iki tane şartım var yani. Bir dedim işime karıştırmam, iki dedim ekibimi kendim kurarım.
Çünkü bu tür olayların, geçmişteki bu tür olayların ya da dillenen olayları bildiğim için neler oldu ya da geçmişten de bizim de bir tecrübemiz olduğu için. O yüzden güvenliğiniz bildiğin insanlar tabii, lazım. Tabii şeyde o şekilde yola çıktık. İşte şu an mesela 4 ay oldu. 4 aydan beri. İşte ben bütün antrenmanları takip ediyorum yani. Mesela bizde şimdi hiçbir hoca şunu yapamaz. İşte ben bu oyuncuyu gönderiyorum ya da bu oyuncuyu alıyorum diyemez. Yani niye? Çünkü orada 150 tane oyuncu varsa şimdi mevki yaş yaş takım takım benim bütün oyunculardan haberim var, bilgim var. Oynadıkları özellikleri ve eksiklikleri anlamında. Dolayısıyla yani değerlendirmeleri en son hepsini ben yapıyorum. Ona göre oyuncu alınacak ya da gönderilecek onun kararını veriyoruz yani. Şimdi zaten hocam özetleyince altyapıda sıkıntının bence 2-3 tane kaynağı var. Bir dediğiniz gibi torpil. İki, hocaların gevşek olup o çocuklara gerektiği gibi yükleme yapmaması. İşte takımın da düşüşüyle beraber, imkanların da düşmesiyle beraber belki oradaki zamandaki hocalar da ya 3 kuruş para alıyoruz zaten daha ne kadar şey yapacağız deyip o gevşeklik olabilir. Bir de işte aslında o da torpile giriyor. İşte yöneticim, mesela Mustafa Gönden anlatmıştı bana altyapıda çalıştığı bir dönem. Fenerbahçe'nin altyapısıyla maç yapıyorlar. Bir tane hanımefendi gelmiş böyle işte zengin olduğu belli, şık giyimli falan. Hocaya bildiğin benim çocuğumu nasıl sokmazsın sen falan diye fırça atıyormuş altyapı hocasına. Sonra araştırmışlar bir tane yöneticinin hanımıymış yani. Evet. Şimdi tabii bu da işte torpilin en büyük örneklerinden biri. Bizden somut örnek vermedim özellikle. Dolayısıyla bu dönem bunlar olmayacak. Yani olmayacak. Şimdi şöyle olmayacak. Ben size dedim işte mesela temin yarım kaldı işte liyakat, hakkaniyet, adalet. Bir, liyakatlı insanlar için başında olacak. İki, bu insanlar kadrolarını oluştururken oyuncu kadrosunu hakkaniyetli olacaklar. Kim orada olacak? Ona göre potansiyel olan oyuncular orada olacak, oyuncu adayları. İki, bu oyuncu adayları arasında adaletli uygulamalar olacak. Yani bütün mesele bu. Şimdi ben çok Avrupa'ya da gidiyorum yani. Şu an gerçi gidemiyorum çalışıyoruz diye de şeyde. Mesela bana soruyorlar ki ya Avrupa'da işte ne fark var? Hiçbir fark yok kardeşim yani. Liyakatlı insanlar işin başında, hak edenleri takımlarına alıyorlar. Onlar arasında adaletli uygulama yapıyorlar. Ve bunların kaliteli ve sağlıklı antrenörlerini sağlıyorlar. Bu kadar yani. Bütün mesele bu yani. Eğer biz de şimdi mesela bu sistemi sağlıklı bir şekilde oturtturursak ben inanıyorum yani önümüzdeki bir sene iki sene içinde yani Bursaspor altyapısından mantar gibi oyuncu çıkacaktır diye inancım var yani. Demin ucundan girdiğiniz bir konu var hocam aslında o da çok önemli. Yani diyorsunuz ya akademi liginde iyi olmak ayrı, yukarıya onu taşıyabilmek ayrı. Bu da Türkiye'de yıllardır tartışılır sadece Bursaspor'da değil. Mesela milli takımda da işte U17 milli takımı birinci oluyor, ikinci oluyor. U19 birinci oluyor, ikinci oluyor. Ama A milli takımda aynısını göremiyorsun. Bu sefer deniyor ki ya bunlar gençken işte Almanya olsun, Fransa olsun tokatlıyorlardı, eze eze yeniyorlardı. A milliye çıkınca sefilleri oynuyorlar. Aynı oyuncular büyüyünce niye olmuyor? Niye olmuyor hocam? Ya bu niye olmuyor? Şimdi şöyle bir şey vardır, gerçeklik vardır. Şimdi 15 yaşından sonra bir oyuncunun futbolcu potansiyeli vardır, yetenekleri, özellikleri vardır. Sen de fotoğrafını çekmiştir. Bu evet bu iyi futbolcu olacak. Yani 3 sene sonra şu özelliklerde şuraya gelecek dersin. Ama o süreçte eğer futbolcu o oyuncu olma karakterini göstermezse ve gevşeklik gösterirse yani siz velisisiniz diyelim. Velisi olarak istediğiniz kadar uğraşın. Ben de antrenör olarak uğraşayım. O oyuncunun yani çok da iyi bir futbolcu olacağını ya da futbolcu olacağının bir garantisi yoktur. Yani ergenliğe geçişle beraber özel hayat. 15 yaşından sonraki süreç. Mesela özel hayat değil mi? Ben öyle yaparım. Şimdi ben mesela 15 yaşına kadar işte bizim futbol okulları da var işte 12 yaşında, 13 yaşında işte veliler işte oğlum şöyle, şu çocuğum böyle. Ben de onlara diyorum ki ya diyorum çocuğunuz hakkında futbol oynuyor bile demeyin. Yalnızca spor yapıyor deyin. Bunun diyorum değerlendirme yaşı 15'tir. Çünkü 15 yaşta %80 fiziki, ruhi, psikolojik gerçeklikleri oturur ona göre değerlendirme yaparsın yani. Ha bu da yetmez diyorum ondan sonra çocuk o futbolcu olma karakterini gösterecek mi? Eğer gösterirse yani o zaman da kulübün de imkanları var. Biz de hocalara katkı sağlayabiliyorsak o çocuğun futbolcu olma ihtimali yüksek olur yani. O futbolcu karakteri dediğimizde şu mu var hocam? Mesela kötü alışkanlık olmaması, iş ahlakı, özel hayatına tabii, dikkat etmesi. Tabii. Bütün hepsi var. Yani iş ahlakı. Disiplinle çalışması. Disiplin yani yemesi, çalışması, beslenmesi, dinlenmesi, işte o ergenlikten gençliğe adım atma, sosyal çevresi. Baktığın zaman bütün bunların hepsi etken oluyor. Avrupa bizden bu konuda daha önde olduğu için kültürel anlamda ve bu geçiş süreçlerinde daha sağlıklı onlar işlediği için onlar da işte o seviyedeki çocuklar mesela çoğunu kaybetmeden üst tarafa taşıyorlar yani. Maalesef biz de bu geçişleri çok iyi yapamadığımız için üst tarafa taşımada sıkıntı yaşıyoruz. Şu da oluyor galiba değil mi hocam? Genelde baktığımızda
Çoğunluk zengin ailelerden ziyade orta ve dar gelirli aile çocukları. Azıcık böyle eline para geçmeye başlayınca da o bir kabak çiçeği gibi açılıyor. Evet. İşte bu süreçte çocuğu iyi yönlendirmek lazım. Yani iyi bilgilendirmek lazım. Yani işte gerekirse spor psikoloğunun devreye girmesi lazım. Ya da hocaların mesela oradaki bilgi ve tecrübelerini sağlıklı bir şekilde çocuklara anlatması lazım. Zaten bizim mesela konu bağlantılı. Altyapı hoca yapılanmasını yaparken de mesela bizim şimdi U19 teknik sorumuz Turan Şen mesela. Turan abi Bursaspor tarihinin en çok forma giymiş oyuncusu. Yani oyuncu o seviyeye geldiği zaman o son aşamada işte öyle bir tecrübe ve ekibiyle antrene ediliyor. Ondan sonra A takıma hazırlamak için mücadele ediliyor yani. Şimdi o zaman hocam tamam sizin döneme gelelim. Şimdi önce şuradan başlayalım. Fiziki yapı. Şu an Vakıfköy'ün fiziki durumu nasıl hocam? Yani şu an fiziki durumu tabii Vakıfköy tesisleri bizim yani yeni bir tesis değil. Çok bunu eski. Göz ardı etmemek lazım. Eski tesis ama ihtiyaca cevap veriyor mu? İhtiyaca cevap veriyor. İşte futbol sahalarıyla olsun, soyunma odaları zaten Ocak ayında. Kaç sahamız var şu an çim sahamız? Şu an 1, 2, 3 o büyük olanı da tek sayarsak 4, 2 sayarsak ve 5 tane olur. Böyle biliyorsunuz onu. Tabii tabii bir de suni çim saha var. 5 ondan sonra o suni şey mi hocam? Parkın içinde yapılan türbün. Yok 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 bizim kendi tesisin içindeki. Onu da sanki Bursaspor kullanacak gibi bir şey vardı yapılırken. O parkın içindekini mi? Parkın içindekini kullanıyoruz zaten. İhtiyaç olduğu zaman orayı kullanıyoruz. Bizim kendi tesisimizde bir tane suni çim sahamız var. Şimdi onun zemini değişecek. Zemin değiştikten sonra da ihtiyaçlara sağlıklı bir şekilde cevap verecek. Yani şu an fiziki olarak tabii ki şimdi ufak tefek eksikler olacaktır yani çünkü Bursaspor 10 seneden beri bir düşüşün içinde ama çok da böyle rahatsız edici bir eksiklik yok. Bunu da şundan dolayı diyebilirim. Mesela 10 gün önce U17 milli takımı Bursa'da kamp yaptı. Bir hafta bizim tesislerimizde antrenman yaptılar yani. Onlar da gayet memnun kaldılar. Hani stadyumdaki gibi bir çim sorunumuz falan yok, yok yani vakıfta. Yok yok bir çim sorunumuz yok yani. Ama tesis dediğiniz gibi eski. Hani eski, imkanı tabii. Olsa bir tabii. Rehabilite edilebilir ama yeterli de diyorsun. Ya işte imkan olsa aslında var bana kalsa rehabilite de etmeyeceksin. Orada bir tek o Piontek zamanında yapılan villa var ya. Numune olarak bir tek villayı bırakacaksın. Bütün binaları, sahaları yıkacaksın. Sahalarda kod farklılıkları var. Orayı komple düzleyeceksin. Ona göre tesis binasını koyacaksın. Etrafını komple koşu yolu yapacaksın. O alana da sahaları yerleştireceksin. 10 numara modern bir tesis olacak. Bu kadar büyük inşaata girmişken şunu da sorayım hocam. O ben, zaman, de inşaatçılık da olduğu için. ben de o kafadayım hakikaten. Belki hani Yıldırım Belediyesi'yle imkan varsa biraz daha genişletilebilir de. Evet. Hatta bana kalsa A takımla da aynı tabii yerde olması yok, lazım. Aslında benim yani düşün... Sizin oynadığınız dönemlerde hocam A takımda ben mesela şeyi hatırlıyorum çocukken işte 80'li yıllar. Biz sezon açılışında Vakıfköy'e gelirdik. Sahanın etrafına taraftarlar otururdu. Sezon açılışını izlerdik. Evet. Hatta bazen futbolcular bizim üstümüze uçardı yani. Çok koşup böyle fren yapamazdı falan. ve altyapıyla, yani düşünsenize altyapıya gelen çocuk orada Musişi'yi görüyor. Orada Ercüment'i görüyor. Baliç'i görüyor. Mesut'u görüyor. İşte Batacay'ı görüyor zamanında falan. Ama Özlüce'ye gittikten sonra bir de hani biri batıda biri doğu uçta. O kopukluk olmuyor mu? Bir arada olsa daha iyi olmaz. Oluyor. Çok büyük kopukluk oluyor. Bu yani normalde şimdi A takımla altyapının birlikte olması lazım. Mesela ben İngiltere'ye gittiğimde o zaman Manchester City'nin altyapısıyla A takımı ayrı yerdeydiler. Bana dediler işte tesis projemiz var. Şimdi Etihad Stadyumu'nun olduğu yere ondan sonra çok güzel bir tesis yapıyoruz. A takımla altyapıyı birleştireceğiz diye. Gerçekten de harika bir tesis yaptılar ve birlikte beraber çalışıyorlar. Şimdi bizim dönemimizde de biz mesela sabah antrenmana geldiğimiz zaman diyelim A takımda oyuncu ihtiyacı oluyordu. Sen mesela altyapı antrenmana gelmişken bakıyordun kendini A takımın antrenmanında buluyordun. Yani hem disiplin açısından hem görsellik açısından hem oyuncuların hedefi açısından birlikte olmasının çok büyük katkıları var, faydası var. Ya şu bile olur değil mi hocam bir hoca gözüyle? Şimdi mesela tabii ki sizlerin görüşleriniz, raporlarınız çok önemli ama yani şu an Bataca var işte A takımda. Evet. Mesut Ünal istediği kadar bir futbolcunun çok iyi olduğu raporunu versin. Şimdi Bataca'da mesela normal A takım orada olsa arada bir 15 dakikada orada genç takım çalışırken bir evet. Bakarken bir futbolcu tabii. Gözüne çarpsa vay bunda iş var deyip bunlar da olur tabii, mu tabii. Hocam? Çok katkısı oluyor yani. Şey yapıyor filan. Mesela işte oradan ne bileyim A takımda eksik oyuncu oluyor. Sen antrenmana iştirak ediyorsun, katlıyorsun. Gel şu an Bataca'yla yani ilişkimiz pozitif yönde çok
güzel ilerliyor. Yani altyapıya bakış açısı. Kendisi zaten çok, çok tecrübeli, çok akıllı, çok zeki bir hocamız. O kısmı abi zaten konuşacağız. Evet. Şimdi fiziki yapı yeterli dedik hocam. Evet, şu an için ihtiyaca cevap veriyor. Ama sen eksiklik ararsan eksiklik bulursun yani. Ben şuna bakıyorum. İhtiyaca cevap veriyor mu? Veriyor. İşte ufak tefek. İşte gerçi suyun içi insanın yapımı çok ufak tefek değil de o yapılacak. Işıklar bir gözden geçirilecek. Tamam yani rahatlıkla yolumuza devam edeceğiz. O yani. Şey. Ama bir de personel sıkıntısı varmış galiba değil mi hocam? Mesela biz biliriz. Yani ben bildim bileli Vakıfköy'ün hep yemek çıkardı orada. Evet. Yemek bile çıkmıyormuş son yıllarda galiba değil mi? İşte geçen sene öyle bir sıkıntı yaşanmış. Şeyde falan. Tabi bu yani işte Bursa Spor'un dedik ya şimdi çok da dillendirmek istemiyorum. Durumuyla alakalı, düşüşüyle alakalı şeyde. Ama şu an için yani bizler işte 4 aydan beri görevdeyiz. İşte 4 aydır öyle bir sıkıntımız yok. Yani güzel bir aşçı ablamız var şeyde. Hı hı. Ondan sonra işte 2 tane daha ablamız var. İşte bizim zaten eski emektarlar, Beyazıt abiler onlar sağla alakalı. Ha şu var mesela önceden Süper Lig'deyken 20 civarı personel varken şu an yarı yarıya 10 civarı ama herkes de özveriyle çalışıyor. Yani şu an aksayan bir şey gözükmüyor. Yani işte idari işlerde bir arkadaşımızı dahil ettik. Ondan sonra işte yemek sorunumuz var. Günde 150-200 kişilik yemek çıkıyor yani şey gibi fabrika gibi az da değil. Doğru. Şeyde. Doğru. Yani bakıldığı zaman işte güvenliğimiz var, işte servis şoförü falan var. Yani şu an sistemli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde işliyor yani. O zaman sizin ekibe gelelim hocam. Kaç kişiyiz? Her istediğiniz noktada istediğiniz isimler var mı? Var. Yeterli mi? Evet. Şimdi ben dahil 18 kişiyiz. Bir kere ben burada işte Enes Başkanım olsun, yöneticilerimiz olsun. Sağ olsunlar yani bize inandılar, güvendiler. Şu an için yani bütün ekibi biz kurmuş olduk. Yani 16 hocayı biz kendimiz şey yapmış olduk. Hem kendi tecrübelerimiz hem Bursa'da tanıdığımız, işte istişare ettiğimiz insanlarla beraber olması gereken insanları oraya getirdiğimizi düşünüyorum. İşte 2 tane kaleci antrenörümüz vardı. Onlar geçen seneden devam ediyorlar. Onun haricinde bu 18 içinde şey Ahmet hocamızı, Ahmet Kılıç hocamızı, işte hücum oyuncuların bireysel gelişimi, o departmanı kurduk. Turan hocamla beraber o da savunma oyuncuları. Onlar da o şekilde çalışıyorlar. Onu soracaktım. Daha önce olmayan... Evet, daha önce yoktu. Daha önce şey, bazı kulüplerde mesela bireysel olarak çalışmış olabilir ama biz departman adı altında kurduk. Yani mesela yarın öbür işte Ahmet Kılıç gider, işte başkası gelir, işte o gider, başkası gelir falan. Dolayısıyla yani günümüzün futbolunda, altyapı eğitiminde bunların olması gerekiyor. Yani hücum oyuncuların bireysel çalışma ihtiyacı, işte gol vuruşlarıdır, dönüşlerdir falan olması gerekiyor. İşte savunma oyuncularının işte pozisyondur, rakibe yaklaşma, pozisyon alma falan. Yani bunları takım antrenmanlarının haricinde çalışmak gerekiyor. Niye çalışmak gerekiyor? Demin bahsettik ya işte akademilik şampiyonluklar ile profesyonellikler arasında çok fark vardı. İşte bu farkı kapatabilme adına bu çalışmalara da ağırlık vermemiz gerekiyor. Ve sağlıklı bir şekilde de yapmaktayız yani. Peki hocam sizin döneminiz altyapıda bir milat olacak mı? Öyle bir iddialı soru sorayım. Yok, sizden benim, sonrası için. Şimdi benim öyle bir iddiam yok ama benim şöyle bir düşüncem var. Yani biz burada yani sürdürülebilir kalıcı bir sistem kurmamız gerekiyor. Yani bundan sonraki süreçte yani Bursa Spor takımında, altyapısında oynamanın zor olduğunu herkes bilmesi gerekiyor. İşte mesela hocalar, Bursalı bizim antrenör arkadaşlarımız kendilerini geliştirdikleri zaman, o seviyeye geldikleri zaman rahat rahat Bursa Spor'da görev alacaklarını bir bilmeleri gerekiyor. Yani bunun üzerine bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Şu anda da oldukça iyi gidiyor diyebilirim. Hatta bak mesela bir U15 takımından örnek vereyim. Şimdi biz mesela Duaçınlar'dan bir tane oyuncu aldık, Metehan diye. Şimdi bu çocuğun 1,5 sene futbol geçmişi var. Şimdi 2 haftadır U15 takımının maçları başladı. İlk 11'de oynuyor. 2 haftadır sahanın en iyisi. İşte İhsaniye Spor'dan bir tane çocuk aldık, Hamit diye. İşte U15 takımında geçen hafta ilk 11 oynadı. Yani Bursalı... Sürekli takviye yapıyorsunuz bu arada, geliyor. Yapıyorum. O da niye yapmamız gerekti? Şimdi işin içine girdiğimizde 16, 15, 14, 13 takımlarına çok büyük boşluklar vardı. İşte Bursa Spor'un düşüşüyle doğru orantılı olarak. Dolayısıyla biz şimdi bir süzgeçten geçirdik. Ocak ve Mayıs aylarında bir daha bir süzgeçten geçireceğiz. Ondan sonraki süreçte yani bu kadar oyuncu alma ihtiyacımız olmayacak. Belki 8-10 civarı oyuncu alacağız ama kaliteyi hep ne kadar yükseltebiliriz tarzı çalışmalar yapacağız. Bu süreçte de mesela Bursa'daki amatör takımda oynayan oyuncular da şunu bilecek. Yani işte 13, 14, 15, 16'lar, 17, 18 hiç fark etmiyor. Şeyde Bursa Spor bizi takip ediyor. Yani Bursa Sporlu hocalar o şekilde bizi takip ediyorlar.
eğer kanaat getirirlerse, bizde de potansiyeli varsa, bizim Bursa Spor'da oynama ihtimalimiz de yüksek ve böyle bir imkan da doğabilir. O takibi nasıl yapıyorsunuz hocam? Sizin ekip mi gidiyor, amatör maçları falan izliyor, yoksa diğer kulüplerin hocaları, ya işte Mesut hocam ya da sizin yardımcılarınıza bizde bir 10 numara var, iyi bunu bir izleyin mi diyorlar? Şimdi nasıl? Böyle kombine dediğiniz şekilde çalışıyoruz. Bir kere Yılmaz hocamız var o squat'ta şeyde. Yılmaz hoca squat'lık yapıyor. Artı bizim mesela şu an ekipteki antrenör arkadaşlarımızın hepsi yıllarca Bursa'da çalışmış, akademiliklerinde çalışmış hocalar. Dolayısıyla Bursa'daki oyuncuların ve potansiyelin hemen hemen hepsini biliyorlar. Artı biz bir de bu sene şöyle bir şey yaptık. Mesela bir oyuncuyu alırken ya da antrenmana çıkarırken ilk önce kulüp yetkilisini aradık. Başkanı, yöneticisi ya da antrenörün izin aldık. Bir onure ettik. Ondan sonra antrenmana çıkardık. Bu süreçte de mesela bu kulüp başkanlarımız olsun, amatör kümedeki yetkililerimiz, yöneticilerimiz olsun bize çok yardımcı oldular. Yani biz şu an mesela 30 küsür oyuncu altyapıya dahil ettik. İşte bunların %90'dan fazla bizim Bursalı oyuncular ve bu kulüp başkanlarımız ve yöneticilerimiz de Bursa Spor'un şu anki şartlarından dolayı bizden hiçbirisi maddi talepte bulunmadılar. Destek olma adına tabii biz de ne yapıyoruz? O çocukları yani almak için almadığımızı göstermiş olduk. O çocuklar da ilk fırsatta oynamaya başladılar. Dolayısıyla da onlar da öyle bir mutluluk yaşamış oldular yani. Peki hocam şunu da anladım sanki söz arasında. Çok Bursa dışından oyuncu istemiyorsunuz. Yok, istemiyorum. Yani potansiyel... Sıkıntı mı oluyor? Sıkıntı yok. Şimdi eğer potansiyeli çok yüksek olursa buna açığız. Ama ben buna doğru bulmuyorum. Niye doğru bulmuyorum? Şimdi Hırvatistan'ın nüfusu 3 milyon 700 bin. 3,5-4 milyon arası. Bizim Bursa'nın da nüfusu o kadar. Şimdi o nüfustan Hırvatistan milli takımı çıkıyorsa biz böyle... Yani Bursa gibi bir şehirden çevre illerle, ilçeler, illerle beraber 10 milyon nüfusumuz var. Ve bütün Anadolu'nun ve Türkiye'nin her kesiminden insan var. İşte göçmeni var, işte doğulusu var, batılısı var. Tam bir mozaik. Şimdi biz bu mozaik içinden bu futbolcuları bulmamız lazım. Yani bu potansiyelli oyuncu adaylarını bulup yetiştirmemiz lazım. Artı bir de geçmişe baktığım zaman şimdi bizim Bursa Spor altyapısından çıkan oyuncular var. Bir de dışarıdan aldığımız oyunculardan 2-3 tanesi işte profesyonel olmuş ya da Bursa Spor forması giymiş oyuncular var. Ama bizim Bursa altyapısından çıkıp da oynayan oyuncuların Bursa Spor'a bonservis kazandırma oranı çok yüksek. Yani aidiyeti sorguluyoruz ya. Oraya geleceğim zaten. Bakıldığı zaman işte... Serdar Aziz kazandırmıştır, Sercan kazandırmıştır, Ozan Tufan kazandırmıştır, Volkan Şen kazandırmıştır, Enes Ünal kazandırmıştır. Yani kazandırmıştır da kazandırmıştır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla eğer ben şimdi mesela önceden, işte o da başka bir tercihtir, ona da saygı duyuyorum. Mesela bizim tesislerde 50 tane oyuncu yatıyordu. İşte Türkiye'nin her tarafından getirilmiş. Ben o zaman da karşıydım. Şimdi bu 50 tane oyuncu yatırırsın, akademiliklerinde seni başarılı gösterir. Doğru işler yapılıyor gösterir. Ama iş icraat tarafına geldiği zaman A takıma çıkma ya da sözleşme imzalama ya da Bursa Spor'a kazandırma tarafına geldiği zaman çok da eksilerini gördük biz bunların yani. Anlatabildim mi? İlk fırsatta kaçıyor değil mi hocam? İlk fırsatta kaçıyor. Çünkü aidiyet yok şehirden. Yok, ben de diyorum ki o zaman yani belki bir kalite düşük olabilir de yani benim İhsaniye Spor'da varsa gelsin oynasın. Doğa Çınar'da varsa, Kestel'de varsa, Araba Yatan'da varsa... Bizim yani bir Baliç gibi üstün yetenek değilse ben onun muadilini bulurum Bursa'da. Bulurum. Var zaten. Bir de bunun göstergesi, var olduğum göstergesi şudur. Yani son 10 yıllık süreçte Bursa Spor'un düşüşüyle beraber Bursa'da bir sürü futbol okulu açılmış. İşte Altın Ordusu, Galatasaray, Fenerbahçe. Ya o adamlar niye burayı tarıyor da biz niye dışarı tarıyoruz? Yani biz ilk önce bir Bursa'yı sağlıklı bir şekilde tarayalım yani. İşte bizim Orhan Gazze bağlantımız var. Volkan Hoca var. İşte Gemlik'te belediye başkanı Şükrü abimiz var. İşte Kestel'de başka abimiz var. İhsaniye'de öyle. Araba Yatağı'nda öyle. Anlatabildim mi? Araba Yatağı da önemli. Araba Yatağı'nda işte Ekrem Senal başkanımla farklı bir diyalogumuz var. İlişkimiz var. Zeki oradan zaten çıkmış. Tabii bakıldı. Daha önce İzzet var. Tabii yani İzzet var. Beraber oynadık. Yani dolayısıyla bizim önceliğimiz yani Bursalı oyuncular oynasın. Bursa yeter diyorum. Bursa yeter diyorum yani ben. Şeyle. Şimdi hocam bir de şimdi eskiden ne vardı? Merinos Futbol Okulları gene var da
İşte Bursaspor dönem dönem seçmeler yapardı. Sizin döneminizde de hani bu şimdi hani o aradaki boşluğu bir 30 küsur oyuncuyu alarak hızlıca o hakim olduğunuz için liglere toparladınız. Bundan sonrasında hani merak eden aileler altyapı hani bakmayın. Çok takip ediliyor yani. Çok ilgi evet. görüyor. Ben hani nereden anladım? Mesela Enes Başkan'ı ağırladığımız programda ben bir sürü işte küçük videolar yapmıştım. Bir tanesi de altyapıda torpili kaldıracağız videosu. Ya ben onu mesela umduğumdan çok izlendiğini ve yorum geldiğini gördüm. Evet. Hani aileler de merak ediyor. Şimdi mesela vatandaşın 8, 10, 15 neyse çocuğu var. Nasıl Bursaspor'un seçmesine mi getirecek? Merinos'a mı getirecek? Hani altyapıya girsin istiyorsa. Şimdi şöyle yani biz sadece Bursa'da Merinos olarak bütün Bursa'ya ulaşamıyoruz şu an. Şimdi gerçekleri görmek lazım. Anlatabildim mi? İşte Merinos'a bizim 500 tane, 600 tane oyuncu geliyorsa o yaş grubunda Bursa'da 5000, 6000 tane oyuncu adayı var. Anlatabildim mi? Şimdi bununla alakalı da önümüzdeki süreçte bir çalışma mı olacak? Yönetimle paylaşıyoruz. Yani biz bütün Bursa'ya açılabilmemiz gerekiyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla biz ya şunu bütün yapacağız. Bursa derken ilçeleri de kastediyorum. İlçeleri de kastediyorum. Yani biz Bursa Spor Kulübü olarak tamam biz kulüplerden oyuncuları takip ediyoruz ve potansiyelleri alıyoruz. Kulüp başkanlarımız da yetkililer bize yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Ama özellikle tesisi olan, köklü kulüp olan, yani altyapıya önem veren, eğitime önem veren önümüzdeki süreçle 3-5 takımla, 4-5 takımla başlayıp belki de bu sayıyı sağlıklı bir şekilde arttırıp pilot takım uygulamasına geçmemiz gerekir diye düşünüyorum yani. Yani bu havuzu biz Bursa'da ne kadar genişletirsek, şimdi benim mesela Bursa'da işte dedim U15 takımım var, 20 tane oyuncum var benim. Yani ben 30 tane oyuncu koyamam oraya. Anlatabildim mi? Ama bu uygulamayı eğer, şimdi detaylarına çok fazla girmeyeceğim, yani onun üzerinde çalışıyorum. Eğer bizim öyle 5 tane, 6 tane belki şeye göre, potansiyele göre 8 tane, belki 10 tane bu tarz takımımız olursa 10 tane U15 takımı düşün mesela. 20 taneden 300 oyuncu yapar yani. Burada birlikte çalışacağınız bir takımdan mı bahsediyoruz yoksa Bursaspor inşallah planlandığı gibi 2 artı TFF 1 inşallah Süper Lig'e çıktığında 3.likte de eskiden Merinos falan evet. olduğu gibi bir takımımız mı olsun diyorsunuz? Ben birlikte çalışacağımız özellikle altyapıyla alakalı birlikte bizim o Bursa'da yani tesisi olan köklü kulüp olan işte ilçe takımı, semt takımı, ilçe takımı seçenekler şeyde, belli. Yıldırım Spor var, Karacabey var. Kemal i̇şte Baksamış, Kemal Başbaş'a var, Kestel var, işte bizim Bursa Spor Profesyonel Futbolcular Derneği var, Karakaraman Spor var, İhsaniye Spor var, Altın Saban var, Alver yaparak karşılıklı. Tütün Spor var. İşte yani bir şey üzerine çalışıyorum, şimdi çok da detaylı değil yani, anladım. Çok da bahsetmek istemiyorum. Ama biz bütün Bursa'ya ulaşabilme adına hem Bursa Spor'un kazanacağı hem de bizim o amatör kulüplerimize babalık yapacağı ve onlara da kazandıracağı bir sistemi kurmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki yani. Onun dışında seçmeler yapacak mısınız yine hocam? Şimdi önümüzdeki sene belli yaş gruplarına kadar seçme yapmayı düşünüyorum. Çünkü belli yaş gruplarına şimdi dedim ya biz mesela 16, 15, 14, 13 takımlarında bir süzgeçten geçirdik. Ocak'ta bir daha süzgeçten geçireceğiz. Mayıs'ta bir daha süzgeçten geçireceğiz. Ondan sonra işte belki 8-10 takviyeyle bu takımlarımızı oluşturmuş olacağız. Ama şey 6 takımlar işte 15 yaş 6 takımlarına göremediklerimiz, kaçırdıklarımız olabilir diye her zaman seçme yapacağız. Ama mümkün olduğu kadar 15 yaş ve üstü takımlara eğer o düşündüğüm kaliteyi yakalayabilirsek çok fazla seçme yapmadan Bursa içinde maçları takip edip gerekirse kulüplerinden izin alıp o potansiyelli oyunculara antrenmanlara çıkartıp o şekilde ama 15 altında düşük yaşlarda 15 altında her zaman o seçmelerde düşük. Hocam genelde yaz aylarında falan bir evet. yılda bir falan olurdu. Gene evet. öyle mi düşünüyorsunuz yoksa atıyorum ara tatilde de yaparım diyor musunuz yani? Ara tatilde çok fazla düşünmeyiz. Çünkü niye şu anki kadro yapılanması çünkü oyuncuları gözlemlemem gerekiyor. Gerçi hepsinin özelliklerini bildik. Şu an işte 1-2 takımda şu an mevkisel eksiğim var yani baktığım zaman işte 15 takımda 14 takımda 2 tane oyuncu eksiğim var şeyde. Yani potansiyel kalitesi standartı yüksek oyuncu olarak diyorum. Yani diğer takımlarda şu an için eksiğimiz gözükmüyor. Ama bu eksiğimiz olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü biz Mayıs'ta da süzgeçten geçirdikten sonra oraya bir standart getireceğiz. O standarttan sonraki süreçte kaliteyi ne kadar arttırabiliriz?
ve bu oyuncuları hem futbolcu olma karakteri anlamında, hem potansiyel anlamında, hem de ahlaki değer anlamında profesyonel hayata öncelik Bursaspor ve A milli takım seviyesine nasıl getirebiliriz? Biraz daha böyle alayım hocam. Kadrajım biraz kenarda kalmışsınız. Uyardı arkadaşlar. Tamam. Şimdi hocam bunların hepsi çok iyi planlanıyor ve gidecek. Bizim bundan sonra altyapıda işte oyuncuların kondisyonu olsun. Evet. İşte o futbolculuk mesleki olarak aşılama olsun. Hani bir zevkini oynamak ayrı, bir de profesyonel yapmak var. Teknik anlamda bilgilendirme olsun. Psikoloji olsun, aidiyet olsun. Bütün bunların hepsi için ben ekibimle bütün bunları düşünerek planladım diyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki biz bunun Bursaspor olarak yukarıya doğru meyvelerini ortalama kaç yılda alırız? Kaç yılda alırız? Çok çok güzel. Şimdi bizim U19 takımına baktığımızda... Şey de önemli tabii, hani yönetim istikrarı. Tabii yönetim istikrarı olması lazım. Zaten yönetim istikrarı olmazsa biz de olmayız zannetmiyorum. Yani çünkü onu da şundan dolayı söylüyorum. Yani şey, şimdi bu gerçekten yani Bursaspor'a yani bir şeyler vermek için ve Bursaspor'u eski günlerine getirmek için mücadele eden bir yönetim var. Zaten biz de onun için bu görevi kabul ettik. Elimizi taşın altına koyduk. Yani başka niyetli, zihniyetli yönetimler olursa bizim zaten olmamızın bir anlamı yok. Çünkü bir arpa boyu yol alamıyorsun yani. Anlatabildim mi? Şimdi Bursaspor'un yukarıda işlerin iyi gitmesi lazım. Yani bu en büyük temennim, en büyük isteğimiz. Pablo'yu da ben çok çok severim. Çok değerli bir futbolcuydu Bursaspor'da. Şimdi o değeri görmesini istiyorum başarılarla beraber şeyde. Yani Bursaspor işte 2. lige, PTT 1. ligine çıkma seviyesine geldiği zaman 2 sene içinde şimdi U17 takımımızdan minimum 10 tane potansiyeli yüksek oyuncu var. U19 takımımız biraz yıpranmış bir takım. Niye yıpranmış bir takım? İşte geçen sene çocuklar A takımda oynamışlar, profesyonel olmuş, olmamış, başka işler girmişler falan. Onun tamiratını yapmaya çalışıyoruz. Yani bu şu anki U19 takımından 6 tane oyuncumuz A takımda antrenmanlara çıkıyor. Hocamız onlara uygun gördüğü zaman da oynatacaktır. Kupa maçlarında zaten yavaş yavaş oynatıyor. Eğer bu 19 takımdan 2-3 tane ya da 4 tane kalıcı oyuncu A takımda kalır, bir sene sonra da bizim bu potansiyelli, minimum potansiyelli 8-10 tane U17 takımından biz yani 6-7 oyuncuyu 2 sene içinde A takım seviyesine getirirsek ve bu 2 senelik süreçte Bursaspor'un ana 25 kişilik kadrosunda altyapıdan 10 tane potansiyelli oyuncu olur ve bunlardan da 3-4 tanesi sürekli oynama seviyesine gelirse ondan sonraki bu sürecin çok daha hızlı olacağına inanıyorum ben yani. Şey, anlatabildim mi? Şu andaki U17 galiba hocam. U14'teyken hani siz çok elzemde değil diyorsunuz ama hani böyle Fener'i, Beşiktaş'ı böyle tokatlı fark ata ata şampiyon olan U14'ümüz vardı. Şu an galiba o çocuklar U17. Ben bilmiyorum hangisi oldu. Sanıyorum onlar. Ve hep şöyle bir konuşma vardı Bursaspor'lar arasında. Ya bu çocukları hani elden kaçırmadan yukarıya kadar tutabilirsek kimseye gerek yok. Bu çocuklar sırasıyla Bursaspor'u yukarıya doğru götürür diyordu. Katılır mısın? Ama ben şunu dedim işte. Mesela bir 15 yaş kriteri var ya. Ben 15 yaşına kadar her oyuncu adayı için beklerim yani. Derim potansiyeli var, özelliği var derim. Ama demin sanki U17'den biraz ümitliyim gibi. U17'den şöyle ümitliyim. U19'dan da 3-4 tane ümitli olduğum oyuncu var. Ama onların dezavantajı biraz yıpranmış takım olması. Şeyde, yani geçen seneki Bursaspor A takımda oynadı, oynamadı şartlarından dolayı. Bu U17 takımda şimdi öyle bir sürecimiz yok. Dolayısıyla mesela geçen U17 milli takımı Vakıfköy'de kamp yaparken 2 tane hazırlık maçı yaptık U17 milli takımıyla. İşte bizim 3 tane oyuncumuz U17 milli takımda oynamasına rağmen maçların biri 2-2 bitti, biri de 2-1 bitti. Hatta ilk maç 2-2 bitti. Bizimkiler çok bastırıyor, gol kaçırıyorlar, direkten dönüyor filan. Ben de dua ediyorum, Allah'ım diyorum inşallah 4-5 olmaz, ikinci maçı oynamayız yani o zaman. Şimdi 4-5 öne geçtim, bu sefer hoca der ki ya biz hocam ikinci maçı oynamayalım der yani. Doğru. İşte anlatabildim mi? Dolayısıyla yani U17 milli takımıyla kafa kafa oynayan bir tane U17 takımımız var şu an yani. Ve 3 tane değerli oyuncu orada oynamasına rağmen. Ha, biz bu çocukları çok abartmayacağız ama. Bunu da söyleyeyim. Yani biz bu çocukları doğru antrene edip doğru yönlendirmeyle o futbolcu olma karakterini göstermede bir eksiklik olmamasını sağlamamız gerekiyor. Peki hocam en korktuğum soruyu sorayım.
En büyük risk de zaten hep o yaşlarda U17 ve U19'da. Evet. Daha altlarda o kadar yok. Bu çocukların kaçma riski ne? Biz sağlam sözleşmeler yapabildik mi, yapacak mıyız? Ya onu yönettiğimiz takip ediyor, yapılıyor zaten. Bir de şunu gözden kaçırmamak lazım. Mesela hep işte bazen ben de okuyorum. İşte ilk sözleşme yapılan oyuncu da diyorlar ki 5 yıllık sözleşme yapın. Kural gereği 3 yıllık sözleşme yapmak zorundasın. Ha, fazla yapamıyoruz. Hatta biz abartıyorduk, 10 sene yapın diyorduk. Tabii ilk sözleşmeyi mecburen 3 yıllık yapmak zorundasın. Şimdi değişmemiş olması lazım yani. Bu şekilde. Hatta biz diyorduk ki tazminatı da çok yüksek tutun gidemezsin. Evet. O imkan var mı? Şimdi işte yani o hak edenlerle profesyonel sözleşme imzalıyorsun. Bünyede tutuyorsun. Ama şunu da görmek lazım. Şimdi Bursaspor'da sağlıklı bir gidişat var. Yani işte yani gerçekten çok kaliteli bir başkanımız var yani duruşuyla, konuşmasıyla. Şeyde beni çok heyecanlandırıyor yani. Yönetimimiz ona keza. İşte şehirdeki bütünlük görüldüğü zaman yani önemli olan çatlak seslere ya da gidişattaki bazı sıkıntılı durumlara müsaade etmeden yani bu süreci sağlıklı bir şekilde biz Bursaspor'u yukarıya taşıma adına gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani süreci böyle devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki doğru oluşumlarla ve doğru adımlarla beraber zaten bu çocukların Bursaspor'dan ayrılma isteği olmayacaktır yani. Her şey olabilir. Onu başkanımızla da paylaşıyoruz. Mesela X bir kulüpten çok ekstra bir teklif geldi. Burada mesela oyuncunun da kazanacağı bir teklif. Bizim Bursaspor kulübünün de kazanacağı bir teklif ve ondan sonraki süreçte %100 kazanma ihtimalinin olduğu bir teklif. Böyle tekliflerde yani kulüp olarak açık olmamız gerekiyor yani. Doğru. Bunda da bir sıkıntı yok yani. Ama yine de biz hani derler ya eşeğini sağlam kazığa bağla. 3 yıllık sözleşmeyi yaparken de mesela atıyorum bırakıp gittiğinde o tazminat şartlarını falan yüksek koyup evet. Her türlü Bursaspor'un buradan kazanç çıkmasını yani sağlamamız lazım diye düşünüyorum. Sözleşme bittiği zaman her halükarda oyuncu gider yani. Dolayısıyla bunu işte sen sözleşmeyi ne zaman uzatacaksın? Sözleşmeyi hangi şartlarda yapacaksın? Bunlar çok önemli. Kulüpte de şimdi, o ışığı görmesi lazım. O ışığı görmesi lazım. İşte şu an o ışık görülüyor mu fazlasıyla görülüyor diye düşünüyorum. Peki hocam çok net bir şey sorayım. Yıllardır şu konuşuluyor. Vakıfköy'e 3-5 tane menajer mesken tutmuş, içeride ring atıyorlar. 15 yaşında daha çocuk sözleşme imzalayacak, menajerimle görüşün diyor. Hani bundan şikayet eden yöneticileri diyoruz. Ya diyor çok affedersin. Hani 15 yaşında velet diyor, menajerimle görüşün diyor. Ya bir dakika diyor ya sen altyapımda benim yetiştirdiğim adam ne menajeri 15 yaşında. Şu an bu durumlar var mı? Olacak yok. Mı ya da olmaması için ne yapıyoruz? Şu an için bu durumlar yok. Şu an mesela velilere şey Vakıfköy'e değil veliler şey menajerler veliler bile giremiyor yani. Ya benim şöyle prensibim var. Cihat Bey, şimdi Vakıfköy benim okulum, futbol sahası da sınıfım, benim öğretmenlerim o sınıfta ders yapıyor. Doğru. Benim öğretmenlerim, hocalarım antrenman yaparken, dersini yaparken hiçbir veli oraya giremez. Hiçbir sivil giremez, hiçbir menajer giremez. Ben dahi baş yetkili olmama rağmen eğer antrenmanda gidip bir müdahale edeceksem hocamdan izin alıyorum. Çünkü onun sınıfı ve sınıfında ders yapıyor. Müdürün öğretmenin sınıfına girmesi gibi. Aynen öyle. Şimdi biz bunu yerleştirdik. Mesela çok işte gelenler oldu, veliler oldu, bazı bir iki tane menajer oldu, bizi arayanlar oldu. Ya yasak kardeşim diyorum. Yani hocam gelemem ben. Gelemezsin. Peki hocam yanda tribünler var ya oradan da mı göremiyorlar geri? Resmi maça gelir. Resmi. Yok, antrenmanda o tribünlere dışarıdan giriş yok. Antrenmanda aşağıda tarlalardan bakanlar var. Gözümden kaçmıyor değil. Artık ona da müdahale edemem. Yani başkasının tarlasından ama bakıyor. Ama tribünlere giriş yok galiba yok, antrenmanda. Yani ha. Antrenman esnasında hazırlık maçı dahil sivil girişi, veli girişi, menajer girişi yasak arkadaşım. Çok iyi. Biz bunu oturtturduk ve bu şekilde gidiyoruz. Sonlara doğru konuşacağız dediğimiz aidiyet meselesi. Evet. Bizi en çok üzen evet işte Süper Lig'e düştük. Süper Lig'den düştük. Üzüldük. Ama daha çok üzen kendi altyapımızdan yeten oyuncu ben Süper Lig'de oynayacağım deyip TFF 1'deyken Bursaspor'u terk etmesi oldu. Evet. Birden 2'ye düştük. Gene üzüldük. Ama gene baktık isim vermeyeceğim. Bizim kendi altyapıdan yetişen oyuncumuz dedi ki ben TFF 2'de oynamam arkadaş. Gitti. 3'e düştüğümüzde aynısı gene yaşandı. Ya bu aidiyet sorunu ha Muhammed'i de tebrik ediyorum. Süper Lig'den geldi evet. Bursaspor çıkartmak için ve diğer gelenlerin hepsine de müteşekkiriz. Yani 3. Lig'e TFF 1 Süper Lig, TFF 2 seviyesinden gelmek bir fedakarlıktır. Ama bu fedakarlığı bizim altyapımızdan yetişen oyuncularda hiç göremedik. Yani bazılarında göremedik diyeyim. Hepsine
Ve yine dediğiniz gibi para kazandırmadan giden de çok oldu bu süreçte. Bunun çözümü nerede hocam? Bu niye oldu? Ve bundan sonra olmaması için ne yapacağız? Yani bunun çözümü nerede? Yani bunun çözümü toplum olarak bizde. Yani sadece çocuklar üzerinden gitmemek lazım diye düşünüyorum mesela. Toplum olarak baktığımız zaman mesela ahlaki değerler anlamında bir çöküş yaşıyoruz mu? Maalesef yaşıyoruz. İşte günümüzün ekonomik şartları da ortada. Dolayısıyla yani biz bu çocuklara rol model olabiliyoruz mu? Örnek olabiliyoruz mu? Bence ilk önce konuya buradan bakmak gerekiyor. Ondan sonraki süreçte de bunlar işte eğitim hayatlarında, işte bizim o Vakıfköy'deki eğitim hayatlarında onlarda işte doğru bilgilendirme ve doğru geri bildirimler yapmamız gerekiyor. Şimdi ben futbola şöyle bakıyorum mesela, üzerinde yaşadığımız dünyayı köşültü futbol sahasına soktuğun zaman futbol dünya oluyor. İşte futbol sahasında büyüttüğün zaman karşımıza dünya çıkıyor. Niye bunu diyorum? İşte futbol sahasında sevinç var, mutluluk var, üzüntü var, gözyaşı var, ihanet var. Sakatlık var, kan var, ölüm var, doğum var. İşte şampiyon oldun, doğdun mesela gibi. Doğru. Anlatabildim mi? Dolayısıyla biz değerlerimizi kaybetmeden, bu değerlerimiz üzerinden çocuklara doğru yaklaşım ve doğru bilgilendirmelerde bulunmamız gerekir diye düşünüyorum. Aileler de şunu unutmasınlar. Eğer bir kulüp size emek veriyorsa, hangi kulüp olursa olsun. Yani daha önce geçmişe yaşamış birisi olarak diyorum. O günün şartlarında alacağınız, yani bir yıllık, iki yıllık sözleşme karşısında alacağınız maddi çıkarlara bakmayın. Kulüp de kazansın, çocuk da kazansın, aile de kazansın. Bu ortak düşüncede olunsun. Çünkü futbol hayatı 15-20 sene sürüyor. Eğer sen o değerlere gereken riayeti göstermezsen, hak edene hakkını vermezsen, bilin ki o çocuğunuzdan ileriki süreçte bir şekilde çıkacaktır. Ya futbol hayatında iyi istikrarlı bir gidiş olmayacaktır ya da istenilen noktaya gelmeyecektir. Ama adalet ve hakkaniyet noktasında kulübüm kazandı, çocuğum kazandı, ben de mutluyum düşüncesi olursa bu zaman ben bu şekilde olunca inanıyorum ki o çocuklar daha başarılı olacaklar. Siz peki bu mantaliteyi verecek eğitimler yapacak mısınız? Ya da yapıyor musunuz, başladınız mı bu anlamda? Vallahi bizzat ben kendim yapıyorum işte, başından geçmiş tecrübeli biri olarak yani. Şimdi önümüzdeki süreçte bir de spor psikoloğu ekibe dahil edeceğiz. O da devam edecek. Ama ben bu hayatta şuna kanaat getirdim Cihat. Şimdi ben üniversite mezunu değilim, akademisyen de değilim. Ama tecrübe denilen bir olgu var ya ve insani değerler denilen önemli olgular var ya. Eğer bu değerleri barındırıp bunu tecrübeyle de birleştiriyorsan, o zaman vereceğin çok şey var demektir yani. Hocam şimdi ben kendi sektörüm açısından bir çözüm bakıyorum o işe mesela. Ben şöyle yapardım mesela. Bursaspor'dan bugüne kadar böyle hani kulübün rızası olmadan kaç kişi gitmiş? Sallıyorum 100 kişi. Bunların şeylerini çıkarırım hocam. Bir slide, video hazırlarım. X şahıs bak gitti, Süper Lig'e gitti güya ama bir sene sonra TFF 1'e, sonra 2'ye yok oldu gitti. Ama bak Bursaspor'dan giden işte. En başta sizin evladınız işte Enes Avrupa'da, falanca şurada, filanca burada, falanca Fener'de oynuyor, öbürü Avrupa'da oynuyor. Bunlar hep sonucu etkiliyor diye göstersen zaten yeter diye düşünüyorum. Zaten herkes de biliyor sonucu etkiliyor mu? Etkiliyor. Bence yapmalısınız böyle bir çalışma. Bu güzel bir fikir, bunun üzerine bir çalışma yapalım. Hocam altyapıyla ilgili ekleyeceğiniz bir şey yok. Sürenin de sonuna geldik. Başka bir soruyla devam edeceğim. Hani şunu da söyleyeyim, ailelere, Bursalılara diyeceğiniz bir şey var mı altyapıyla ilgili? Ya altyapıyla alakalı özellikle velilere, ya veliler, çocuklarınız anne baba olun, antrenör olmayın. Tutturmuşlar şimdi 12-13 yaşında bireysel eğitimdir, şudur, ya bırakın Allah aşkına ya. Bu çocukların futbol oynayacak, arkadaşıyla zaman geçirecek, dinlenecek. Çünkü haftalık 12-13 yaşındaki bir çocuğun çalışma saati belli. Bu çocukların üzerine ekstra yükler yüklemeyin ve antrenörlük yapmayın. Şimdi geliyor veli türbünden oğluna bağırıyor, oğlum şunu yap bunu yap filan diye. Ya çocuklar özgür olsun, özgüvenli olsun. Eğer veli hala 13-15 yaşında bağımlı oluyorsa bu çocuğun özgüvenli olma ihtimali yok. Ya bırakın hata yapsın. İşte benim oyuncularım hata yapıyor. İşte bir tanesi okulda bir hata yapmış, bir tanesi takım içinde bir hata yapmış. Ben bunları kovabilirim de. Ama ne yapıyorsun, eğer kangren olmadığı sürece kazanmaya bakıyorsun. Ya siz de çocuklarınıza annelik yapın, babalık yapın, antrenörlük yapmayın. Ve bu iş uzun bir iş, uzun bir süreç. Futbolcu olmak insanların dünyasında kolay olmuş, kolay değil.
futbolcu olmak çok zor bir iş. Bunu da böyle bilmek lazım. Yani en az 8-10 senelik uzun bir süreç. Dolayısıyla çocukların üzerinden hele 15 yaşın altındaysa çok fazla da beklentiler olmasın. Sadece çocuklar için desinler ki gerekirse benim çocuğum spor yapıyor desin yani. Başka da bir şey demesin. Siz bunu söylerken gözümün önüne bazı sahneler geldi. Çocuğunun veli toplantısına hiç gitmez okulda ama işte gelir antrenman maçına ya da işte U16 evet. maçına. Oğlum niye uçut atmıyorsun vursana ya evet. kenarda hocası var ya. Yani. Olmaması lazım. Evet. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ya bir de şunu söyleyeyim. Şimdi mesela bizim işte 150 tane oyuncumuz var. Şimdi hepsi potansiyelinden dolayı Bakırköy tesislerine. Şimdi ben bu çocukların yaptıklarına bakmıyorum. Şimdi ben günümüzün futbol profilini biliyorum. Günümüzün futbolun ne istediği, onu istiyor, onu biliyorum. Bu çocukların yaşlarına göre yapmadığı eksikliklerde onları gözlemliyorum. Onun üzerinden bu çocukların eğitimlerini tamamlamaya çalışıyorum. Çocuk zaten yapacağını yapıyor yani. Ama diyelim hücumu iyi yapıyor da savunmayı yapmıyor, reaksiyon göstermiyor. E gel bakalım günümüzün futbolunda bu futbolcu olsun. Ama veli ne yapıyor? Bilmediği için. Ya işte benim çocuğum 3 tane top attı. Ama rakibe geçti mi yürüyor. Nasıl olacak yani? Olma ihtimali yok yani. Hocam son bölümde de şunu sorayım. Girmek istediğiniz kadar girin. Kendi direkt alanınız olmadığı için istemeyebilirsiniz. A takımı soracağım. Şu an nasıl gidiyor? Nasıl görüyorsunuz Bursaspor'u? Bir de şöyle bir hava oluştu galiba. Benim gördüğüm, katılır mısınız hocam bilmiyorum. Ya işte biz zaten Süper Lig'den, TFF 1'den, 2'den bu ligin çok üzerinde bir kadro topladık. Evet. Doğru. Kadro değerine baktığınızda TFF 2'de bile ilk 5'teyiz. Tamam. Ya biz bunlara bırak 0-0'ı, 1-0'ı her gelene 5-6 atmamız lazım diyen bir zihniyetle oluştu. Bu beklenti ve genel anlamda nasıl görüyorsunuz hocam? Bu beklentiyi yani bu zihniyeti doğru bulmuyorum. Niye doğru bulmuyorum? Şimdi Süper Lig'den örnek verecek olursak, şimdi Fenerbahçe takımı yıllardır en çok para harcayan takım. Her sene şampiyon oluyor mu? Değil mi? Hatta bazen bir futbolcusu birçok takımdan pahalı. Pahalı, tabii. Dolayısıyla iyi transferler yaptık, iyi bir kadro oluşturduk. Ama ben her zaman şunu söylerim, lig uzun bir maraton. Ben 15 sene futbol oynadım, iki takımda şampiyonluk gördüm. Birisi Bursa Sakaryaspor'dan Süper Lig'e çıktık. Birisi PTT'den yine Bursa Spor'dan Süper Lig'e çıktık. İkisine de takım kaptanıydım. Birliktelik. İnişler olacaktır. Berabere kalacaksındır. Allah göstermesin belki mağlup bile olacaksındır bazı maçlarda. Çünkü 34 maç, 35 kaç maç bilmiyorum yani şimdi. 30'un üzerinde maç. Çok uzun bir süre. Kış şartları olacak, yaz şartları olacak. Kendi sahanda 40 bin kişiye güzel bir sahada oynayacaksın. Dışarıya gideceksin. Suyun içinde çok kötü saha şartlarında oynayacaksın belki. Tarlada oynayacaksın. Rakip oyuncular yatacak, kalkmayacaklar, futbol oynamayacaklar, seni bozacaklar. Ve şunu unutmamak lazım. Kötü hakemlerden gelecek. Kötü hakemlerden geleceksin. Ve şunu unutmamak lazım. Bursa Spor takımı olarak diğer rakiplere karşı sen her zaman hedefsin. Sana o bilinçle çıkıp oynayacaklar. Ve ben her zaman şunu söylerim. Futbol maçı başladığında kırmızı kart olmadığı sürece 11-11 oynanır. Bu futbolcular o takım bütünlüğünü o sahanın içinde gösterecek. O birliktelik orada gösterilecek. Tribünde gösterilecek o birliktelik. Şehirde gösterilecek. Takılmalar olacaktır. Ama biz en ufak bir takılmada ya da berabere kalmışız işte bu böyle olmaz bu şeylere girersek Bursa Spor yıllarca bunların sıkıntısını çok çekti. Ondan dolayı zaten 3. ligde değil miyiz yani? Anlatabildim mi? Ben herkes şunu söylüyorum. Diyorsunuz. Herkes işini yapsın. Ben 15 sene futbol oynadım. 2 sene şampiyonluk gördüm. Ve o 2 senenin baktığında farkı neydi? Birliktelik. Mağlup olduğumuz oldu, takıldığımız oldu. Ama o bütünlük hiçbir zaman bozulmadı. O bütünlük şu an için Bursa'da var. Bursa Spor'da var. Bizde var. Bunu istikrarlı bir şekilde sezon sonuna kadar devam ettirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani. En güzel örneği de yine Bursa Spor değil mi hocam? 2010'daki şampiyon olan kadronun değerine bakarsan ilk evet, 4'e tabii, zor girerdi. Tabii. Yani 4. 5. olması lazımdı ama şampiyon oldu. Tabii. Niye? Kenetlendi bütün tabii. şehir. Birliktelik oldu. Yani yıkıcı olmak çok kolay. Ama yıllardan beri işte transferi kapalı bir Bursa Spor, 2 milyar borcu olan bir Bursa Spor, 3. lige düşmüş bir Bursa Spor inanılır gibi değil. Ben hala inanmakta zorlanıyorum. Şimdi böyle bir birliktelik varken, bütünlük varken yani bazı zihniyetler ya da düşünceler bilmiyorum. Çok da sosyal medyayı da takip etmiyorum da elimizin tersi. Ben baktım sosyal medya kullanmıyorsunuz değil mi? Yok kullanmıyorum. Yok. Sosyal yok. Yani bir iki tane var ama belli eski. Eski kullanmıyorum. Sadece işime odaklandığım için.
şeyde filan. Dolayısıyla ben yani şampiyonluğun püf noktası birliktelik ve bütünlük olarak görüyorum. Takılmalar olacaktır. Herkes ama sadece destek olsun. Herkes de destek olsun. Destek olalım ve acele etmeyelim. Sezon sonunu görelim yani. Zaman zaman şunları görüyoruz hocam sosyal medyada. Ben oradan tüyoyu vereyim size. İşte mesela bu son berabere Silifke maçında kaldık işte. Hemen ben bakıyorum. Ya işte Batacı bu ligin hocası değil vesaire. Batacı'nın olması ki ben şans olarak görüyorum. Kulübün bir efsanesi. Kulüp girişinde heykeli olan bir insan. Çok mütevazı olan bir insan. Birçok altyapı oyuncusunun yapmadığını yaptı. Bursaspor hiçbir zaman satmadı. Bursaspor dışında Türkiye'de oynamam dedi. Ve dediğini yaptı. Çin'e gitti vesaire ama hatta bildiğim kadarıyla Çin'den gelirken daha sözleşmesi devam ederken 1/3 gibi bir fiyata Bursaspor'a geldi. Evet. Alacakları için hiçbir zaman bir şey yapmadı. Ve daha geçtiğimiz günlerde kaç yıllık alacakları yeni kapandı. Başkan açıkladı. Ve istikrarlı bir adam, beyefendi bir adam, efendi bir adam ve mütevazi bir adam ve rol model oyunculara da. Elbette ki teknik direktör olarak bir işte Piontek demiyorum. Belki işte bir Fatih Terim, Yılmaz Vural değil ama o da kulüple beraber öğreniyor belki. Ve üçüncü lig zaten yani Süper Lig'e getirmedin direkt. O da belki Bursaspor'la beraber bunu yükseltecek. Sabırlı olmak görüşündeyim ben ama siz Batacan'ın şu an teknik direktör olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir şans mı? Bir nimet mi Bursaspor için? Vallahi ben şöyle değerlendiriyorum. Ben şimdi Batacan'ı yeni tanıdım Pablo'yu daha 3 aydır. Şimdi 10 sene önce Enes'le beraber oynadılar. Geçen sene de hocamın oğlumun teknik direktörüydü. Hocam dedi bana işte maçlara Batacan dedim. Ben dedim Pablo maçlara gelmem dedim yani. Şeyde filan. Yeni tanıştık. Ben şunu söyleyebilirim. Zaten futbolculuğunu çok çok beğeniyordum. Yani Bursaspor tarihine altın harflerle yazıldı. Çok zeki ve akıllı bir adam. Bak bu çok önemli bir özellik. Anlatabildim mi? Şimdi o zihniyette olan insanlara ben ya da o şekilde düşünse olan insanlara şunu soruyorum. Yani Bursaspor 10 yıldır Süper Lig'den düştüğünden, buralara düştüğünden beri çalışan teknik direktörler çok mu yeterliydi? Çok da bilinen isimler de vardı. Yabancılar da vardı. İsimlere girmeyeceğim yani. Anlatabildim mi? Yabancı hocalar bile vardı. Ben şunu gördüm. Şimdi biz de yani tecrübeli belli bir yaşa gelmiş insanlarız. Çok zeki ve çok akıllı bir adam. Ne yaptığını bilen bir adam. Anlatabildim mi? Şu an Bursaspor ikinci sırada gözüküyor olabilir. Zirvede mi? Zirvede. Bunları göz ardı etmemek lazım. Namalup, gol yememiş. Namalup, gol yememiş. Bardağın dolu tarafına çok fazla bakmak lazım. Ben bu şekilde bakıyorum. Çünkü niye bu şekilde bakıyorum? O Pablo'nun çok zeki ve akıllı olduğunu gördüğümden dolayı, diyaloglarımızdan falan dolayı. Futbol oynarken de belliydi hocam. Tabii. Benim içimde bir dolayısıyla rahatlık var yani. Yeter ki biz o birlikteliği her zaman gösterelim diye düşünüyorum yani. Hocam son sorum. Altyapıyı konuştuk, üst yapıyı konuştuk. Şimdi ikisini birleştiren bir soru. Türk futbolu adına. Tecrübenizden dolayı. Yani şimdi biz baktığımızda gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ve benim hesabıma göre son 15-20 yılı toparlarsak çok ciddi bir milyar dolarlar seviyesinde dışarıya giden bir paramız var. Evet. Karşılığında da Hacili Galatasaray dönemindeki UEFA Kupası haricinde de bir şey yok. Evet. Öyle çeyrek final oynamış yok bilmem ne onlar hikaye yani. Bir kere kupa almışız o da UEFA Kupası Galatasaray'ın aldı. Bu kadar parayı akıtmaya değer mi? Değmez. Bu kadar futbolda da cari açık vermeye değer mi? Değmez. Bunun yerine hani bu kadar sınırsız yabancı futbolcu yerine sınırlama gelse, altyapı zorunlulukları gelse, Bursaspor gibi altyapısına önem verenlere artı prim verirse, vermeyenler ceza ödese falan bu rakamlar arttır ufak tefek var ama hani tam düzenlense yeterli ne dersiniz değil. Hocam? Değmez. Bu kadar ne söylüyorsun? Değmez. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Süper Lig'de kaç tane takım var? 20 tane takım var. O 15 tane mi yabancısı var? Bir tanesinin işte fazla olanlar minimum 15 olsa 300 tane yabancı yapar. Bu 300 yabancının bonservis bedelleri ve yıllık maliyetleri dahil. PTT'de 200 tane olsa 500 tane oyuncu yapar. Bu 500 oyuncunun Allah aşkına bu süper şeyde yabancı serbestliği olsun diyen insanlar PTT ve Süper Lig'de oynayan 500 tane yabancı oyuncunun Türkiye'ye yıllık maliyetini bir hesaplasınlar. Milyar dolarlar hocam. Bir hesaplasınlar. Sonuçta ne var? Kafayı mı yedik biz ya? Bırakın Allah aşkına ya. Ne oluyor yani arkadaşlar? Ne oluyor yani?
Ben olsam hatta şunu bile yaparım. Diyelim yetki bende değil mi? Türkiye milli takım seviyesi haricinde hiçbir Avrupa kupalarına katılmayacak. Ciddi söylüyorum bak. Şeyde. E ne yapacağız hocam? Sadece milli takıma gideceğiz. Yabancı transferini yasakladım tamamen. Sözleşmesi olanlar devam etsin. Bir süre için galiba bu. 5 sene için. Bu 5 senelik süreçte de gelirler mi düşsün? Düşsün. Benimle Süper Lig'im var. Yine olacaktır. Bu 5 sene için, sürelik içinde kulüplerle ortak çalışma doğrultusunda altyapıları belli bir seviyeye getireceğiz. 5 sene sonra ondan sonra tekrar şeye varsın, UEFA'ya başvurursun. Biz istediğimiz seviyeyi yakaladık. Avrupa kupalarına tekrar katılıyoruz, devam ediyoruz diye bir proje yaparsın. Yoksa onun haricinde Türkiye'den, futboldan çok fazla bir şey olacak diye ümidim yok yani. Peki hocam, Bursaspor'un zamanında önemsediği gibi bugün de yine önemli eğiliyor altyapıyı, onu da görüyoruz. Bütün kulüpler işte federasyon teşviğiyle, evet, baskısıyla, evet, bu noktaya gelse hem milli anlamında hem diğer kupalar anlamında çok da yabancı futbolcuya ihtiyaç kalmadan ihtiyaç 80 kalmayacak. Milyonluk ülke ihtiyaç kalmayacak. Şimdi Almanya'da yabancı transferi serbest. E niye serbest? Altyapıdan ana kadroda 15 tane oyuncu oluyor. Ona göre eğitim kalitesi var, sistemi oturtmuşlar. Transfer edeceği oyuncu sayısı çok düşük. Çok az. E tabii ki serbest olacak yani. Şimdi ben bakıyorum, o 10 tane 11 tane yabancı var. Bilmiyorum, 8 artı 3 tekrar yürürlüğe girdim. Takip de etmiyorum zaten. Canım sıkılıyor. Bursaspor olmadığı için şey, ben de çok takip etmiyorum. Takip edeyim. Ya bu nedir ya? Ya 14 yabancı, bilmem ne X takımın 18 tane yabancısı var. Onu ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Altyapından bir oyuncu çıktığı zaman 3 lira 5 lira vereceğim diye ödün kopar yani. Gidersin oyuncunun sözleşmesini feshetmek için milyon eurolar verirsin yani. İşte X İstanbul takımlarından biri geçenlerde bir tane oyuncunun feshetti. 4,5 milyon euro 5'i verdi, gönderdi yani. Biz de 10 yıldır yabancı yıldır ödün. Ne var elde avuçta? Ne geçti yani? Bence biraz aklımızı başımıza toplamamız lazım. Yani bu konu benim canımı sıktığı için iyi bir soru sordun ama beni geriyor bu soru yani. Rahatsız ediyor yani. Hocam çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Güzel, keyifli bir program oldu. Benim de sevdiğim bir konuk tipisiniz. Hani mertçe, dobra bir şekilde, evet, cevap veriyorsunuz. İnşallah ilerleyen süreçte biraz daha böyle altyapıda işler yoluna girer. Daha da keyifli inşallah konularla. Şu oyuncu çıktı, bak şurada şu oynuyor, evet, buraya bu gelecek gibi konuşuruz. Başarılar diliyorum. Altyapı çok önemli. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin. Evet değerli izleyiciler, bugün Sayın Mesut Ünal'ı ağırladık. Bursaspor Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu. Altyapıyı konuştuk ağırlıkla. İnşallah bundan sonraki süreçte de altyapıdan gelecek güzel haberlerle yeni programlar yaparız hocamla. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.